Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup milletvekili arkadaşlarıma duydukları itimat için bilhassa teşekkür ediyorum. Elbette AK Parti mensubu kıymetli milletvekili arkadaşlarıma, dostlarıma şükran borçluyum. Sağ olun, var olun. Ve hususen siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden addettiğim AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra anayasa, iç düzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla Yüce Meclis'e hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çatısı altında bulunduğumuz bu Yüce Meclis, 100 yıl önce istiklalimiz tehdit altındayken asil ve onurlu bir direniş olarak doğan milli mücadelenin merkezi olmuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız birinci meclisin milletvekilleri sadece bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı istiklal mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Bizler bu yıl bu ulvi vazifeyi bir hakkın yerine getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimiz ve yüreği Türkiye ile atan bütün dostlarımız için meclisimizin açılışının 100. yılını bir kere daha tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıl dönümünde ve bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hülasası, o günden sonraki kahramanlıklarının ön sözü sayabileceğimiz milli mücadele, tarihin bir döneminde yaşanmış bir hadise ve artık kapanmış bir fasıl değildir.